Maxi Scooter sevenler ve Maxi Scooter arayışı içerisinde olanlar için bir inceleme bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Kimco Exciting VS400. Hadi başlayalım. Amiral gemisi AK-550'den sonra hangi skuter gelir derseniz işte o skuterla birlikteyiz. Gücü, hızı, yol tutuşu ve güvenli sürüş hissiyatıyla sürüş testimizde dikkat çekti. Bunların hepsini anlatacağım ama önce ne yapıyoruz? Şu abonelik işini bir hallediyoruz. Videolarımızı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Kanalımıza yeni rastlayanlar ve bizleri çok sevip izleyip ama abone olmayı unutanlar için tekrardan bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, sonraki videolar için bildirim uyarılarını açmayı ve videodan çıkmadan tabii ki beğeni butonuna basmayı unutmayın diyoruz ve devam ediyoruz. Hemen teknik özelliklerle başlayalım isterseniz. Neyle başlıyoruz? Tabii ki motorla başlıyoruz. Üzerinde 400 cm3 hacminde tek silindirli, sıvı soğutmalı, 4 valfli bir motor konumlandırılmış. Bu motor 34 beygir gücü güç üretirken 37 Nm'de de tork üretiyor. Kimco'nun ikinci amiral gemisi diyebileceğimiz Exciting VS400 için bu güç tork oranının oldukça yeterli, hatta fazla bile olduğunu söyleyebilirim. Sürüş testimizde bu güç oranı bizlere neler yaşattı? İsterseniz hemen bir bakalım. Ben buradan çıkarım. Gazı da açarım. Şöyle hafif arkamı TCS'den dolayı attırmadı ama anında 90'lara fırladı motor. Yani güçlü, güçlü, çok güçlü bir motor yapısı var. Evet, şöyle açalım. Yarım gaz 126-130'lara kadar çıkıyorum. Hani şehir içerisinde güçlü bir skuterim olsun ama o skuterle aynı zamanda uzun yolculuklara da çıkabileyim derseniz bu ideal bir skuter o anlamda. 134, 138, 140, 143, 144 bala mısın demiyor abi, gidiyor. 145, 146, hani gidiyor, gidiyor. Evet, 154, 155, 156, 156 yatıyoruz. Gayet iyi. Kapandım iyice. 161, 162 oldu, 163 oldu. Hadi bakalım. 164 oldu. ...165... ...66... Hafif artık yukarı bir rampa var. 163... ...61 rampadan dolayı... ...60-59... Şimdi fren sistemine bakacak olursak frenlerin Exciting'in bir önceki versiyonlarına göre oldukça güçlendirildiğini söyleyebilirim. Zaten hani gözle de ilk baktığımız zaman bunu hissedebiliyorsunuz. Önde çift disk, çift pistonlu kaliperlere sahip yapıyı görüyoruz. Yine arkada sağ tarafa yerleştirilmiş geniş yapılı bir disk ve geniş yapılı yine oldukça kalın pistonlu bir kaliper bulunuyor. Yine motosiklet üzerinde ayrı bir mekanizma ile çalışan el freni olduğunu da bu noktada hatırlatayım. Bununla beraber tabii ki bu güçlü frenlemeye önde ve arkada ABS sistemi eşlik ediyor ve tabii ki kaygan yollarda, kaygan zeminlerde motosikletin alıp başını gitmemesi için, özellikle arka tarafın alıp başını gitmemesi için TCS sisteminde bulunduğunu söyleyeyim. İsterseniz hemen sürüş testimizde bu frenler bize neler yaşatmış birlikte bir bakalım. Bu tarz motosikletlerde genelde hani güzel hızlanıyorsa frenin de iyi olmasını bekliyorsunuz. Çünkü hani durmasını da istiyorsunuz ki size güven versin. Yani hızlanıyorum ama gerektiği zaman acil bir durumda da frenleme yapabileyim durumu önemli. Onun için frenlemeyi biz her motor için test ediyoruz ama bu motorlarda bir tık daha önem kazanıyor frenleme. Şimdi motosikletin güzel bir özelliği daha var. Dostlar, çok ani fren yaptığınız zaman dörtlü ikazı yakıyor. Bakın şu an. Gördünüz mü? Hemen dörtlü ikaz devreye giriyor. Ön için girdi. Şurada bir de arkayı deneyelim. Evet, arkada girmiyor ama öne zaten arkayla normal yavaşlama freni ama ön ani fren. Hani çok hızlı bastım. Bu arada frenlemeyi de test etmiş oluyoruz. Hemen
dörtlü ikaz devreye giriyor ki güzel bir özellik. Yani frenler kuvvetli çünkü abi. Arkadan da durması lazım bir an önce. Sana çarpmaması için. Dolayısıyla bu yönden başarılı diyebilirim. Şurada. Evet, eşit olarak frenleme yaptığımız zaman eşit olarak durmayı sağlıyor. Güzel. Evet, hızlıca yavaşlatıyor. Güzel. Dengesizlik yok abi. Şimdi süspansiyon sistemine gelecek olursak yine önde teleskopik çatalı, arkada ise sağ ve sola yerleştirilmiş helezon yaylı ve yine ayarlanabilir amortisörleri görüyoruz. Süspansiyon sisteminin oldukça sert yapılı olduğunu söyleyeyim. Yani çok çabuk hızlanan, gördüğünüz gibi hızlanan, yüksek süratlere çıkabilen bir skuter, ağır bir skuter. Dolayısıyla skuter'ı yolda tutabilmek ve yüksek hızlara erişebilmesini sağlamak için süspansiyon sistemi sert olarak konumlandırılmış. Tabii bu sert yapı bozuk yollarda konfordan ödün verirken yüksek süratlerde güvenli sürüş yapmamızı sağladı. Motosikletin amortisör yapısı sert yapılı bir amortisöre sahip. Süspansiyon yapısı sert. Arkada yine arka süspansiyon, arka amortisörleri destekleyen salıncak sistemi var. Şuradan şimdi giriyoruz abi 80. Bayağı yatıyorum. Özellikle yatırıyorum şu an. 90'la falan bayağı yattık, girdik. Amortisör yapısının sert olması sebebiyle hani her zaman anlatıyoruz. İlk defa izleyenler varsa onlarla da bahsedelim tekrardan. Şimdi motosikletlerde süspansiyon sisteminde iki tercih yapma durumunuz var. Yani üreticiler için de bu. Ya yumuşak yapacaksın ya sert yapacaksın. Sert yaparsan sürat odaklı, yol tutuşu odaklı oluyor. Yumuşak yaparsan konfor odaklı, daha soft bir kullanıma sahip oluyor ama hızı çok yüksek süratlerde bu sefer motosiklet yolda gezmeye başlıyor. Bu sert amortisör, sert süspansiyon sistemine sahip bir motor yapısı itibariyle. Dolayısıyla burada ne hissediyorsunuz? Hani yolun çok ufak zemin bozukluklarını şu şekilde tık 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 onu hissettiriyor size. Ama onun yanında ne veriyor size? Tabii ki yol stabilitesi, yola sağlam tutunma ve yüksek sürat imkanı vermiş oluyor. Güvenli sürüş de vermiş oluyor. Güvenli sürüş hissiyatı en azından vermiş oluyor. Jant teker yapısına bakacak olursak önde 15 inç, arkada ise 14 inç jantlar konumlandırılmış. Yine üzerinde Uzak Doğu menşeli Maxxis marka lastikler var. Lastikler her ne kadar hani çok bildiğimiz bir marka olmasa da yumuşak hamurlu yapısı sayesinde sürüş testimizde bana herhangi bir olumsuzluk yaşatmadı. Yani genelde bana soruyor dostlarımız aldıkları zaman lastiği değiştirmeye gerek var mı? Bu motosiklet için bu lastikler çok ideal. Değiştirmeye gerek yok. Zaten yol tipi de bir lastik konumlandırılmış. Dolayısıyla bu lastiklerle çok rahat bir şekilde güvenli bir sürüş yapabilirsiniz. Evet, güzel girdik. Güzel bir dönüş. Şile'nin güzel virajlarından bir tanesi. 117 kilometre. Stabil bir şekilde lastik ve amortisörler çalışarak birlikte çizgiden çıkmadan dönüş yapmamıza imkan tanıdı. Motosikletin teknik özelliklerine şöyle bir baktıktan ve bunları deneyimledikten sonra gelin isterseniz en çok sevdiğimiz bölüm kullanım ve konfor özelliklerine geçelim ki bu motosikleti alacak olan dostlarımız zaten öncelikle kullanım ve konfor özellikleri için tercih edecekler diye düşünüyorum. Genelde Maxxis Scooter'un hani kullanım amacına yönelik olarak bu tercihte bulunuyor kullanıcılar. Şimdi sehpadan indirir indirmez tabii ki ilk etapta size ne hissettiriyor? Yani ağır bir motosiklet hissiyatı vermesi gerekiyor. 195 kilogram. Ama böyle bir hissiyat vermediğini söyleyebilirim. Yani dengeli bir motor. Genelde eski Kimco'larda falan bu ağırlığı çok hissediyordunuz ama hani rahat bir şekilde ileri geri çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz motosikleti. Zaten sürüşte de göreceksiniz. Herhangi bir şekilde trafik aralarında, araç aralarında trafikte kullanırken herhangi bir zorluk size yaşatmıyor. Öncelikle bundan bir bahsetmiş olalım. Ve hemen şöyle motosikletimizin üzerine bir çıkalım ve anlatmaya başlayalım. Şöyle bir oturduk. Geniş bir sele yapısı var.
Sele 2 parçalı bu arada. Sele 6 bölümü birazdan bakacağız. Oldukça değişik bir yapıda. Ufak gibi görünüyor ama aslında bayağı arkaya doğru derinlemesi de bayağı bir malzeme alıyor içine. Arçı için de oldukça geniş yapılı. Arçıyla da kullandım. Arçı bir tık daha tabii yukarıda oturuyor. Hani görüş alanı daha rahat oluyor. Arçımın söylediği ifade işte aramıza bir kişi daha girer gibi böyle bir ifadede bulundu. Dolayısıyla hani geniş, rahat, konforlu bir selesi var. Beklendiği üzere böyle bir motosikletten. 805 mm sele yüksekliği var. 1.77 boy normal bacak uzunluğu. Gördüğünüz gibi şöyle hani ön ayağıyla basabiliyorum ayağımın. Yani zorluyor mu zorlamıyor. Dediğim gibi hani dengeli bir motor. Ağır bir motor olmasına rağmen dengeli bir motosiklet. Dolayısıyla bundan dolayı sıkıntı yaşamazsınız. Hani boyla da ilgili probleminiz olsa bile hani bunu böyle hani alışa geldiği üzere şöyle tek ayak. Hani normalde aslında böyle kullanmak lazım motoru ama insanlar genelde iki ayağıyla yere basmak istiyorlar. Yani bu ayağımı buraya koydum. Bunu da solu aşağıya indirdim. Yani çok rahat bir şekilde motosikleti tutabiliyorum. Ondan bahsettikten sonra gelelim şuradaki yapıya. Şimdi gidon kol mesafesi, oturuş pozisyonu. Yalan söylemeyeyim, ilk etapta benim motosikletten, benim skuterden buna geçtiğim zaman bir değişik geldi bana. Ya bunlar ne biçim falan dedim böyle. Hani bir garip oturuyorsun falan. Sonra alışıyorsunuz bu oturuş tarzına. Bir tık tabure tarzı bir oturuşu var. Yani buraya oturduğunuz zaman bu biraz daha alçakta olduğu için şu bacaklar bir tık daha yüksekte kalabiliyor. Ama herhangi bir şekilde sıkıntı yaşatmadı bana. Yine karşıya da koyabiliyorum ki ben genelde böyle süratlendiğim zaman hani dikkatli sürüş, süratli ve yola daha hakim bir sürüş yaptığım zamanlarda şu sürüş tarzını daha çok benimsiyorum. Dolayısıyla bu bana daha çok güven veriyor motosiklete hakimiyet konusunda. Dolayısıyla böyle de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ama ne olabilir? Eğer uzun boyluysanız, çok uzun boyluysanız, hani standart dışı işte 1.85 gibi falansanız, hani burada bu bacaklar bir tık daha yukarıda kalacaktır. Hani şuralarda sıkıntı yaşanır mı? Onun için bir şey demeyeceğim. Dolayısıyla test etmeden hani bir testini yapmanızı tavsiye ederim uzun boylu arkadaşlarımız için. Onun dışında oturma pozisyonu gayet rahat. Şimdi oturma pozisyonu ile ilgili konuşacak olursak dostlar, dediğim gibi yani bir kere gidon yapısı, gidon kol mesafesi benim yani 1.77 boyunda bir insan olarak konuşuyorum. Hani bacak uzunluğumda normal. Şöyle hani bükük değil, öne yatarsam evet, şöyle tam böyle kollarım dik pozisyonda şöyle kullanabiliyorum. Yine gidon genişliği gayet makul. Gidon açıklığı, herhangi bir sıkıntı yok baktığınız zaman. Motosikletle ilgili yine söylemem gereken önemli hususlardan bir tanesi. Benim Watch 250 SR3'te de var. Şu buradaki yapı zayıf, ince olduğu için şuradaki yapı, şu yandan bacaklarınıza aşırı rüzgar alıyorsunuz. Yani bu tık benim çok sevdiğim özellikler arasında yer almıyor şu anda. Motosikleti sevmediğim özellikler arasında yer alıyor diyebilirim. Bakın şöyle görebilirsiniz. Şuralarıma oldukça fazla rüzgar alıyorum. İşte önde ayarlanabilir bir cam var. Şuradan hemen bir mandalı var. Aşağı yukarı elinizle ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında sabit aynaları var. Yani şu şekilde bir kere sabitliyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Şuradaki iç aynaları ayarlıyorsunuz. Bunu beğendiğimi söyleyeyim bu arada. Yani daha önceki Kimco modellerine göre çok daha iyi. Hani AK'da daha önde biliyorsunuz ayarlamak zor oluyordu ama bunda hemen önünüzde hızlıca ayarlayabiliyorsunuz. Alışa geldiğimiz gibi Kimco'ya has özel kütük yapısı var. Onu söyleyelim. Kütük üzerinde bir sürü düğmeler var. Onları yol testinde anlattım. Göstergemiz var. Göstergeyi çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim bu arada. Bunları isterseniz hemen ne yapalım? Sürüş testimizde şöyle genel anlamda ne yapıyor, ne ediyor, nasıl ayarlanıyor, aynalar nasıl gösteriyor bir bakalım. Şimdi camım en üst konumda ama ona rağmen hani şuralarda falan almıyorum. Nerede? Şu kaskımın hemen bir tık güneş siperliğinde, şurada tereğinde bir tık hissediyorum. Hani bir tık daha şöyle iki parmak daha veya bir deflektör yardımıyla bu rüzgardan tamamen kurtulabilirsiniz kaskınıza gelmesinden. Hemen şuradan aşağı alalım camı. Şöyle bastırıp alıyorsunuz. Evet, şu an tamamen bir spor motosiklet gibi oldu. Yani görüntü değişti. Ön cam aşağı indiği zaman sportif bir yapıya sahip oldu. Şimdi ne değişti? Çok ilginç bir şekilde hani buraya çarpıyordu ya rüzgar. Oraya direkt çarpmıyor ama bu sefer vücuduma geliyor.
Dolayısıyla kaskımdaki sesler aslında bir tık azaldı. Yani böyle de fena değil aslında. Bu sefer kollarıma, omuzlarıma daha çok rüzgar vurmaya başladı. Böyle de kullanılabilir alt seviyede. Aynalardan bahsedeyim. Yani aynalar gerçekten güzel. Yani Kimco modelleri içerisinde beğendiğim ayna yapılarından bir tanesi var şu an bunun üzerinde. Zaten formu gayet iyi. Onun dışında buradan ayarlanabiliyor olması, size yakın olması büyük bir avantaj. Şöyle baktığınız zaman, mesela hatırlarsanız AK'da ilerideydi, oradan ayarlamak zor oluyordu. Ama bunda hemen burada hızlıca şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Arkayı göstermekte gayet başarılı. Yani tam arkamı bile çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bakın burada mesela şu arabayı kaybetmişken burada görebiliyorum. O nedenle aynalara bu motosiklet için 10 üzerinden 10 veriyorum dostlar. Ekranla ilgili konuşmak gerekirse dostlar, çok güzel bir ekranı var gördüğünüz gibi ama yine güneş ışığından etkilenen bir ekran. Hani son zamanlarda bu tarz motorlarda, skuterlarda çok görmüş olduğumuz özellik bu. Özellik mi diyelim, aslında dezavantajlı bir özellik mi diyelim bilemedim. Parlama yapıyor. Gece güzel ama güneşte falan parlama yapıyor. Bunda da aynı durum var. Hemen sol tarafta averaj ortalama 4.8'miş. Voltaj ve anlık yakışı gösteriyor. Sağda trip var. Odometre var. Trip A, trip B ve yağ bakım kilometresine kalan şey diyor. Şuradan trip A'yı sıfırlayalım. Şöyle herhalde sıfırlanıyor. Evet. Hatta trip B'yi de sıfırlayalım. Evet, bu da tamam. Şimdi dediğim gibi mesela bakın, güneş yansıması ekranda şu anda maalesef. Görmekte oldukça zorlanıyorsunuz. Öyle bir durum var şu an için. Onun dışında gösterge gayet okunaklı. Şuradan dediğim gibi kütük yapısına bakacak olursak hemen, şurada durmuşken. Sağ ve sola yayılmış bir kütük yapısı. Sağda solda kumandalar var. Burada alışa gelmiş olduğumuz yine Kimco'nun geleneksel kütük yapısını görüyoruz. Diğer modellerde de sıklıkla karşılaştığımız işte uzun kısa far. Selektör, TCS'yi açıp kapatma düğmesi, motosikleti çalıştırırken mutlaka keyless düğmesini çalıştırmadan önce açmak için, anahtarsız çalıştırmayı aktif hale getirebilmek için buna basıp böyle açıyoruz. Yine sağ sol güzel, kullanışlı. Kornamız burada. Burada yine kil sivicimiz var. Şurada yine Kimco'da olduğu gibi şöyle dörtlü ikazı şu şekilde devreye sokuyorsunuz. Bu bazen eliniz çarptığı zaman kendi kendine devreye giriyor. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi geldik. Diğer özellikler neler? Yani scooter'da hayatımızı kolaylaştıracak ne gibi özellikler var? Demin bahsettiğim gibi el freni var. Çok dik rampalarda çok işe yarıyor. İstanbul biliyorsunuz Yeditepe. İstanbul'da oturanlar için söylüyorum ama hani dağlık arazide böyle sürekli yokuş olan kentlerimizde çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Yine şuradaki manetler ayarlanabiliyor ki güzel bir özellik scooter sınıfı için. Saklama alanlarına gelecek olursak önemli konuya gelelim. Şimdi iki tane sağlı sollu gözü var. Bakın bastığım zaman açılmıyor. Neden açılmıyor? Çünkü kilitlenebilen özellik ki çok beğendiğimi söyleyeyim. Hani güvenlik açısından çok önemli, her şeyini koyabiliyorsun oraya. Nasıl açıyorsun? Ya normalde zaten bunun açılma şekli şurada keyless düğmesi var. Oraya bir kere basıyorum. Sonra şöyle bakın bir tak diye bir ses geldi. Bu sesle beraber bunları serbest bırakıyor. Yine bu bölümde USB bağlantı noktası var. Bu şekilde telefonunuzu şarj edebiliyorum. Ben telefonumu şarj edebildim ancak telefonun sığması ile ilgili hani çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Daha iri böyle hani benimki maxi değil ama maxi tarzında. Pro tarzında büyük telefonlar buraya sığmayacaktır. Gelelim sele altı bölümüne. Şimdi sele altı bölümünü iki şekilde açabiliyorsunuz. Bildiğiniz klasik şu şekilde. Yani şuradaki anahtarı anahtarsız çalıştırmanın düğmesini sola çevirerek. Ya da hemen şurada bir tane sele altı bölümünü açmaya yarayan bir düğme var kırmızı. Basıyorum ve bakın açıyorum. Bir daha basıyorum. Çok beğendim. Amortisörlü bir yapı yine. Güzel bir amortisör koymuşlar. Yani şöyle açtığımız zaman, bıraktığımız zaman gayet sağlam bir şekilde duruyor yerinde. Sele altı bölümünün oldukça geniş olduğunu söyleyeyim. Kask alır mı? Şimdi benim kaskım enduro kask olduğu için hani onunla deneme şansım olmadı ama yani böyle small, medium, kapalı kask, yarım kask alacak gibi duruyor işin açıkçası. Ama bu bölümü yani buna bir çanta ayarlamak bence daha mantıklı. Onun dışında bu bölümü işte günlük eşyalarınız için çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ki ben işte tripodum, çekim ekipmanlarım falan hepsini aldım abi buraya gömdüm, hepsini de aldı. Yani normalde bayağı geniş bir bagaj altı, sele altı bölümü mevcut. O yönden yine bu kısmı sevdiğimi söyleyebilirim. Scooter'la ilgili olması gerektiği gibi.
Aydınlatma sistemine bakacak olursak yine kendine has zaten bir tasarımı var. Tasarımdan da bahsedelim. Mesela şu rengi her gören çok beğendi. Hani çok dikkat çeken bir renk. Ben alacak olsam bu rengi tercih ederim bu arada. Bu tasarım tabii ki buradaki çizgilerle, far çizgileriyle tamamlanmış. Tamamen LED aydınlatma, önde, arkada sinyaller hepsi LED olarak konumlandırılmış. Mesela şu kuyruk tasarımı bile böyle arka stop lambasının tasarımıyla tamamlanmış, kendine has. Bu arada arka fren lambasının çok kuvvetli olduğunu söyleyeyim. Arkadan parıl parıl parlıyor. Çok dikkat çekiyor. Farlar nasıl gösteriyor derseniz, gece kullanımında bana çok sıkıntı yaşatmadı. Selektör yaptığım zaman da yine araçlar bana yol verdiler. Aydınlatma sisteminde yeterli olduğunu bu noktada söyleyebilirim. Şimdi gelelim tabii ki en çok merak edeceğinizi tahmin ettiğim bölüme, yakıt sarfiyatı. Yani 400 cc'lik, 34 beygirlik, 37 Nm torkluk bir motosiklet, bir scooter, maxi scooter ne kadar yakıyor olabilir? Şimdi ben tabii ki test motoru olduğu için ve teste aldığım için motoru ve harbiden gazladığım için gördüğünüz gibi yani bayağı yaktı bende. Yani 5-2'lere, 5-3'lere falan kadar çıktı. Tabii bu gerçek yakış verisi değil bunun. Ortalama yakışına ben alırken baktığım zaman, ki hani bu böyle günlük trafik içinde de kullanılıyordu bu motor, 4,5 litreler civarındaydı. Ben hani daha sakin kullanımda tık 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 düştüğünü gördüm yakıt sarfiyatının ortalamada. Dolayısıyla 4,5 litre diyebilirim. Ama hani isterseniz, arzu ederseniz bu motosiklet için hani 1 litre kaç kilometre testlerim var benim. Onu yapabiliriz. İsterseniz hemen yorumlar kısmına hem onunla ilgili veya motorla ilgili, motosikletle ilgili merak ettiğiniz konular varsa onları yazabilirsiniz. Bu testi istiyorsanız da yaparız. Dolayısıyla onu da hemen yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dediğim gibi 4,5 tahmini ortalama yakışı ya basarsanız gidiyor. Hem motor gidiyor hem de benzin gidiyor. Evet, son olarak gelelim fiyatına ve renk seçeneklerine. Renk seçenekleri dediğimiz zaman, dediğim gibi bu mavi rengi var, bir de siyah rengi var. Ama bu mavi rengini gerçekten ben çok beğendim. Motora çok değişik bir hava katmış. Bambaşka bir hava katmış. Böyle daha sportif yapılı bir motosiklet havası veriyor. Zaten hani tasarım olarak güzel. Dolayısıyla ben dediğim gibi tercih etsem, bu alacak olsam bu rengi alırdım. Ama tabii ki bu zevk meselesidir. Siyahı da güzel. Şimdi gelelim fiyata. Yine merak ettiğiniz konu. Kimco'da kampanyalar var. 12 taksit, 12 aya vadeli taksitli kampanyalar var. İşte belli bir kısmını peşin veriyorsunuz. Kalan kısmını da kredi kartıyla taksit yapıyorlar. Dolayısıyla burada aynı kampanyadan bundan da yararlanabiliyorsunuz. Ama bununla ilgili bayilerle görüşün diyor. Kimco'nun sayfasına baktım bu arada. O peşinat ve taksit konusu için. Biz şöyle diyelim. 12 taksitli fiyatı. Kredi kartla 12 taksitli fiyatı 427.900 liraya bu motosiklete erişebiliyorsunuz. Geldik bir inceleme bölümünün daha sonuna. Motosikletle ilgili dediğim gibi merak ettiğiniz konular varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Ya da incelenmesini istediğiniz, benim tarafımdan test edilmesini istediğiniz motosikletler varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadan çıkmayın. Bu bölümle rastlamış olabilirsiniz. Sıkı takipçimiz olabilirsiniz ama abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. Abone olun, bildirim uyarılarını açın ve tabii ki beğeni yapmayı da, videoyu beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.